Bergamo'dayız. Şimdi karavandan çıkıp Bergamo'yu keşfedeceğiz. İtalya Bergamo, Türkiye'dekiyle karıştırmayalım. Hadi bakalım. Osmanlı Caddesi'ndeyiz Bergamo'da. Sen Andrea Kilisesi'ne gidiyoruz. Çok güzel park yollardan ve tarihi dokuya sahip evlerin arasında. Hiç kimse yok. Bu kapı sesinin nesliden çıkıyor. Ürkütücü biraz ama. Yukarıdan şöyle bir ok var. Önümüzdeki binayı Bergamo Üniversitesi olarak kullanıyorlar. Toplum Bilimleri Fakültesi var. İtalya'da okumak isteyenler yani bu güzel binayı gelip görebilirler. Binası için bile okunabilir yani. Çok hoşuma gitti. Adamlar eski şehir girişini korumuşlar, kullanıyorlar. Evet. Avrupa'da yani şehrin içinde küçük küçük böyle yeşil alanlar var. Her yerde var. İnsanların nefes alacağı yerler bırakmışlar. Böyle ve eski kentin girişi de böyle. Bergamo içinde harika bir yolda gidiyoruz. Sağımız, solumuz her iki tarafta eski evlerle dolu kurulmuş. Çok güzel parke taşları boşa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bergamo'yu gezerken böyle çok güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz. San Alessandro Kilisesi. Bergamo sokaklarında gezerken böyle çok güzel korunmuş harika yapılarla karşılaşıyoruz. Sadece bir kapıdaki detaylar bile müthiş. Evet, bir turist, bir mühendis olarak Bergamo'nun sokakları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi tarihin içinde yürüyor. Orta çağ aynen korunmuş. Çok bakımlı bir şekilde yani. Ayrıntılara hayret ediyorum. Bizde bir şey restore edilirken bu kadar şeyine uygun, tarihi dokusuna uygun yapılamıyor bir türlü.
hayranlık verici. Adamların çok uzun yıllar öncesinden bence mimari şeyleri bizimkinden çok çok üstünmüş. Yani tabii bu şey bence süregelen bir durum. Evet. Sürekli böyle bir tamir, tadilat durumu var, restorasyon durumu var. Ya ve adamlar yeni apartman yapmıyor yani. Evet. Yani şu caddeye bizim bir müteahhit girse oluyor. Onun hepsi büyükler. Bir sürü apartman biterdi yani. Bizim müteahhit restorasyon işi versen de böyle bir iş çıkmaz. Hadi restore et desen de böyle bir iş çıkmaz. Artı zaten oraya bir girdi mi restore etmeyi falan düşünmez. O kadar güzel ayrıntılar ince ince işlenmiş ki. Yani bir kapıya bir çağı işlemişler. Ki yenilenmiş kapı yani. O kadar eskiden kalması mümkün değil. O kadar iyi durumda. Kapı yenilenmiş kesin ama o çağı görüyorsun yani kapıda gene. Evet. Daha yapılmış yeni bir bina büyük ihtimalle. Caddeye çıkıyoruz. Ama evet. O da hiç aykırı değil. Eski binalara. Tutmuşlar, benzeri de yapmışlar yani. Evet. Dokuyu, evet dokuyu hiç bozmuyorlar. Aynen dayan. Evet, bir emlakçının önündeyiz. Vallahi ev fiyatlarına denk geldik. Şöyle 229 bin euro. 251 bin euro. Şimdi bir yerde. 1 milyon 190 bin euro. 3 odalı. 2042 euro sanırım bu kira. Bu kira. 300 euroya da var kiralık. Yok. 300. 800 euroya da var. 68 bin euroya da var. Aşağı yukarı her bütçeye göre bir şeyler var. Eski evlerin yanında yeni yapılmış binalar da var ama aradaki farkı anlayamıyorsunuz. Çok dikkatli bakınca anca belli oluyor. Yani şehrin genel bütünlüğü bozulmamış. Şöyle yılbaşı hazırlıkları başlamış. Bir turist. Sence yılbaşında neredeyiz? Vallahi ben de bilemiyorum, onu merak ediyorum. Fransa mı olsa daha iyi olur, İspanya mı olsa daha iyi olur. Yani birinden birine denk gelecek. Ha, İtalya'dan çıkmış olurdu büyük ihtimalle de. Yani İtalya'nın denizinden yararlanamıyorsak, kıyısından gidemiyorsak yukarılarda da soğuk soğuk yani sonuçta. Bayağı bir soğuduk. Gerek yok yani çok uzun vakit geçirmeye böyle. Fransa'ya gitmek için nereden geçmemiz gerekiyorsa geçer gideriz. Ama yılbaşında burada olmayız. İtalya'da olmayız. Yılbaşında muhtemelen İspanya'da olacağız. İspanya mı? Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bakalım, göreceğiz. Görüşürüz bakalım, neredeymişiz? Çok da planlı gitmiyoruz yani. Zaten planlayınca uyabiliyor muyuz acaba? Olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor. Olmuyor, o yüzden artık kaldık biliyoruz. Kalacağız dediğimiz yerde bazen kalmıyoruz. Kalamıyoruz evet, ya da. Evet, hemen ayrılıyoruz. Burada kalmayı dediğimiz yerde bazen daha fazla kalıyoruz. Evet.
kadar rahat ettiğimize bağlı o şehirde karavanlar. Evet. Çok etkisi var onun. Bazı şehirlerde çok rahat ediyoruz. Karavan park yerleri oluyor. Şeyler oluyor. İhtiyaçlarımızı gidereceğimiz yerler oluyor. Şehir merkezine yakın alıyoruz. Karavandayken evet. Rahatlıkla girip çıkıp gezip tozup yiyip içip şey yapabiliyoruz. Bazı yerlerde sanki imkansız oluyor yani durumumuz. Evet yani. Şimdi bir de hani bisikletle gideriz falan diye hesaplamıştık biz önceden. Hava da soğudu yani. Bisikletle de böyle bir estire merkeze gitmek için. Hani uzun kilometreler yapmak. Pek de canımız çekmiyor. Evet. Hava soğuk, o yüzden çekmiyor. Bakalım gösterecek hava şartları ve şehirlerin durumu. Ona göre. Gelecek günleri gösterecek. Hazır sohbete başlamışken şeye cevap verelim. Hep soruyorlar ya çekme karavan mı yoksa moto karavan mı diye. Ben şöyle hap gibi bir bilgi vereceğim. Eğer gittiğiniz yeri biliyorsanız, daha önce küçük bir araçla gitmişseniz, park yerlerini biliyorsanız, duracağınız yeri biliyorsanız çekme karavanla gidebilirsiniz. Yani tanıdık, bildik. Park yeri belli yere çekme karavanla gidilir. Ama bizim gibi keşif turu yapıyorsanız, yani bilmediğiniz yerlere gidiyorsanız, yani ilk defa gidiyorsanız, ilk defa görüyorsanız çekme karavan çok zor. Yani bizim karavanımız oldukça kompakt bir yapısı var. Yani orijinal haliyle kamyonetin içi camper van'a dönüştürülmüş durumda. Yani sonuçta bir kamyonet. Daha büyük değil. Normalde şehir içinde falan kullanılabilen, ticaret amaçlı, maddi amaçlı kullanılabilen araç. Evet. Kamyonetlerden yani, ama biz bile çok zorlanıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da popüler yerlerin yakınına karavanla yaklaşmanızı istemiyorlar. Evet. Yani birçok park yerinin zaten 2,5 metre, 3 metre sınırlı kapısı var. Yükseklik sınırı var. Daha içeri bile giremiyorsunuz. Camper istemeyenler 3 değil, 2,5'ta kalıyor onlar. Ha, 2,5'ta kalıyor. Yani hiç giremiyorsunuz. Normal parka. Para vereceksiniz, otoparka gireceksiniz, giremiyorsunuz. Evet, yani paralı otoparklar da böyle. Ya camperlar ancak şehrin bir tık dışında. Hani 1 kilometre, 2 kilometre yürüme mesafesinde yer buluyorsanız şanslısınız. Çok iyi, çok iyi. O çok iyi. Burada mesela, burada öyle İtalya'da şehrin içine yanaşmanı istemiyorlar. Sana bir çözüm sunuyorlar ama. Yani, ha, öyle, çözümsüz değil. Çözümsüz değil, yani bırakabileceğin bir yer var. Şeyde, Garda'da yürüme mesafesindeydi bırakabileceğimiz yerler. Ama burada pek yürüme mesafesi değildi yani. Evet. Yani bir de şey olayı da var. Şehirden ne kadar uzağa park edersen bu sefer de güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Bırakıp gittiğin için aklında karavanda kalıyor yani. Evet, karavanlar soyulmuş, çalınmış. Park yerleriyle ilgili görüş belirtirken bunları yazmışlar. Google'da var yorumlarda. Soyulduk diye falan. Yani çalıştırıyoruz kameralarımızı, şeylerimizi, direksiyon kilidimizi takıyoruz. Allah'a havale edip çıkıyoruz. Dönüşte buluruz karavanımızı diye. İtalya'da yapılan hırsızlık sonucunda polise gidiyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Çalındığıyla o kalıyor diyorlar. Yani yorumlar öyle. Çaldırmayacaksın. Yani, çalınana hiçbir şey yapıldığı yok. Polise gidiyorsun sadece diyorlar. Evet. Yorumlar öyle. Yani ben şey diye düşünüyorum artık. Karavanı çalmasınlar da içindeki ufak tefek elektronik eşyayı çalarlarsa da artık yerine koyarız falan diye düşünüyorum yani. Ne var ne yok çalıyorlarmış falan. Sistemi de çalıyorlarmış. O kadar da değil. Onun da bağlı olduğu tablet. Ya bizim tabletler haricinde o da tablete bağlı. Bakarsan. Tabii tabii. Sistemi de çalabilirler yani.
şeyin onu zaten çalarlarsa herhalde kilitleniriz. Önce onu mu saklasak? Bak. Ya bakacağım. Şu anda geldi. Aklıma geldi benim de. Yani o tableti çalsalar nasıl çalıştıracağız her şeyi? Bütün şeyler, sistemlerimiz kilitlenir, hiçbir şey çalıştıramaz. Ben şimdi tabletleri sakladım, çıktım mesela. O tablet duruyor ki. Evet. Hiç aklıma bile gelmedi. Ay Allah, neyse. Ama şey var ya, şey diye bir olay var ya, ne kadar güvenlik, o kadar özgürlüğünü kaybediyorsun. Evet. Şimdi o tableti sürekli biz kaldır, çıkar, kaldır, çıkar. Eziyet, kendimize eziyet evet, edeceğiz. Evet, gelecek onun pili bitmiş olacak. Tam lazım olduğunda şarj olması gerekecek. Sakladığımız yerden çıkaracağız. Şey, 3 kuruşluk bir özgürlüğümüz var. Onu da güvenlik sağlayacağız diye kaybedeceğiz yani. Böyle bir durum. Özgürlükle güvenlik ters işliyor. Yalnız İtalya'ya gelene kadar çok fazla korku içinde değildik de İtalya ile ilgili bu yazıları okuyunca birden bir şey panik yaşamaya başladım. Evet, tırsmaya başladım. Hayır yani bir Türk ailenin karavanı çalınmış ve polis hiçbir şey yapmıyormuş. Onu okuduk. Yahu dedim karavan da çalınır mı artık yani? Çalınır, ne güzel ev işte. Çalıyorlarmış. Ya çalabildikten sonra çalar. Düşünsene. Ay polis de bir şey yapmadığına göre daha sonra birkaç ay sonra olay belki de unutulup gidiyor. Yanına kar kalıyor. Şey diye düşünüyorum yani günümüzde teknoloji o kadar şey ki gelişmiş ki her yerde bir güvenlik kamerası bir şey var. İlla ki tespit edilir, bulunur. Nereye gitti bakılır ama bence ilgilenmiyorlar yani. Türkiye'de bizimkinin şey de var her bir köşesinde takip cihazı da var. Var. Bizim her eşyamızda takip cihazı var. Onda da var. Evet. Takip cihazlarımız da var. Ha, sonuçta ama takip işte ederiz peşine, ama. Ama emniyetin düşmesi gerekiyor o takip cihazı. Evet. Takip cihazının peşine takılacak polis bulmamız gerekiyor. O yok. İnşallah başımıza gelmez. Yani şimdi duamız bu yönde. Karavanımızın yanından geçeceğiz. Karavanımız şöyle yerde duruyor. Götürmemişler. Şimdilik duruyor. Evet. Götüren yok. Şöyle bir. Bergamo'nun kafelerin ve restoranların olduğu sokağına geldik. Böyle bir gireceğiz. Az bir yaşıyorlar. Çok güzel mumlar var. Mesela şu poğaçalar 2.20 Turtalar 2.20 yine. Oo, köfteli pizza bile var. Üstünde köfte var. Sucuk salam var. Değişik bir pizzacı. Cevabı gibi köfteler var. Cevabı pizza yapmış tabii tabii. Christmas malzemeleri satılan bir dükkan.
çok güzel bir koku var dükkanın girişinde. Böyle vanilya tarçın gibi bir şey laf kokuyor. Evet, ikisini karışımı. Bergama sokaklarında karşımıza şöyle tarihi bir eczane de çıktı. Çok eskilerden kalma. Şöyle eski ilaç şeyleri var, ürünleri var ama içeride de yeni ilaçlar var. Eski gelenek devam ediyor. Bergamo'nun restoranlar varlar sokak. Şöyle çok güzel bir meydan açıyor. Bergamo Müzesi. Burası Orta Çağ'da da popüler bir yermiş, meydan haline getirilmiş. Şu anda da popülerliğini koruyor. Burası Pedasto Sarayı'ymış. Meydana bakıyorlar. Böyle temizli elektrikli mini kamyonet tarzı araçlar var. Bunlarla da şiir kullandırıyorlar. Evet, yiyecek bir şeyler arıyoruz. Tavsiyelik. Turşucu. Sarımsak turşu. Bu pizzalardan yemeği düşünüyoruz. Pizzamızı aldık. Bir parça pizza 6.44. İçeceklerimizin biri 3 lira. Biri 3 lira. Bir turistin çok merak ettiği gelato peynirli pizzayı aldık. Onu deneyeceğiz. Ben İtalya'ya girdiğimizden beri bunun peşindeyim. İtalya'ya girdiğimizden beri bunun peşindeyim. Ben bunun peşindeyim. Peynirli tadını merak ediyor. Sen her gördüğün pizzayı yedin ama ben yemedim. Evet. Bir şey demek istedim herhalde. Şimdi biz pizzamızı yiyeceğiz, sonra yorumlara devam ederiz. Beğenmeme ihtimaline karşı bir parça almıştık. Çok beğendik.
Bir tane daha alacağız. Bitirdik. Evet, ben almaya gidiyorum. Evet, Esra Hanım, duygularınızı alalım. Doyamadım. Çok hoşuma gitti. Yenisini aldım. İkinci parça geldi. Yiyeceğiz. Bunda bu köklü peynirden de var yalnız. Değil mi? Deneyeceğiz bakalım. Ben çok sıcak değilim ona ama bunun olmadığı parça kalmamıştı. Öyle. Bunu da deneyeceğiz. Güzeldir bence. Evet. Bir turisti hiç bu kadar mutlu göremezsiniz. Tam düşündüğüm gibi çıktı. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorsun. Ediyoruz. Kesinlikle. Şöyle binanın içinde çeşme var. Eskiden çeşmeler böyle binanın içine yapılıyordu. Bir dakika, adınız? Sen Çivitatis.